Şey efendi, sihir ve büyücülükle suçlanırsınız. Adaletin huzurunda sorarız. Savunmanız var mıdır? Ne ile suçlandığımızı bilmişiz ama suçlayan bu canları bilememişiz. Gözlerimiz az görür. Ondandır zahir. Bilmeyiz şeyim. Müfteridirler. Kim olduklarını Kasım Efendi'den öğreniriz. Kim olduklarını bildikten sonra bulunması mesele değildir Yunus Efendi. Bulmasına buluruz ama nasıl kabul ettiririz yalancı şahitlik yaptıklarını? Anlaşılan bir savunmanız yoktur Şeyh Efendi. Duruşma süresince ne bir itirazda ne bir delilde bulunmuşsunuz. Netice. Kendisi hakkındaki nihai kararın verilmesi adına şahitlerin ve davacıların beyanlarında geçen olay ve kişilerin incelenmesi için keşif yapılmasına, İş bu halde Şeyh Tapduk Emre'nin tutukluluk durumunun devamına hükmolunmuştur. Mesut Efendi, bu yalancı şahitlerin yeri yurdu belli olmuş mudur acep? Yiğit başına talimat vermişizdir Yunus Efendi. Tez zamanda soruşturup gün ışımadan bize iletir. Eyvallah. Kimdir o? Candaroğlu Argun Bey'in danışmanı Yunus. Hayrolsun Yunus Efendi. Kusurumu işlemişiz mahkemede. Tam aksine. Ama Kadı Efendi bugün keşfe gelecektir. Anlattıkların ne kadar gerçektir diye. Gelen de korkmasın, tam tersine ifadesini artırsın der beyimiz. Tabii ihsanı da artacaktır. Beyimiz nasıl emir buyurursa elbet öyle olur. Kal sağlıcakla. Yakındır Kadı Efendi'nin gelmesi. Duran Efendi. Buyurunuz efendi. Buyurasın efendim. Bir emrim ola ki beyimizin. Beyimiz mahkemedeki ifadenden çok memnun kalmıştır. Var ola beyimiz. Mahkemeye gelip beyimizin istediği yönde taslamam ifade verdiğin için bir kese altın daha ihsan etmiştir. Allah başımızdan almaya beyimizi. Tuttuğu altın olsun. Anacığının emanetisin bize. Gözümün önünden hiç gitmez. Argun, dedi rahmetli Hürri abam. Ömrün oldukça Kasım'a sahip çıkasın. Kolun kanadın geresin dedi.
Dedi ama... Gel gör ki... Yeğenimizin dayısından bir arzusu yoktur ki Hürri Ağam. Biz istemez miyiz? Onca senedir dergâhlarda diz çürütmüş yeğenimiz. Aslını biliriz, neslini biliriz. İstesin bizden yeğenimiz. Dayı desin. Biz artık kendi postumuzu serip, kendi postumuzda ahaliyi irşad etmek isteriz. Nice senedir talebelik etmişiz. Söz dinlemişiz. Şimdi sözü söyleme vaktidir desin. Belli ki... Kıymetli dayımız, şeyhimiz ile olan rabıtamızda bir gevşeklik görür. Dahi öyle bir intiba bırakmış olmamız gerek ki, dayımıza görünür eksiğimiz, gediğimiz. Eksik noksan kul için dayım. Fakat her ne kadar eksik noksan olsak dahi, hata ederiz. Ama yanlış yapmayız. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin asma. Geldiler şey. Rehber olan Muhammed, ya Muhammed, Muhammed, es-salatu ve's-selam. Ya Muhammed, Muhammed, es-salatu ve's-selam. İllallah. Esselamu aleyküm şeyhim. Ve aleyküm selam dost. Dost yüzün görmek için aylar olmuş yola düşmüş. Ocağınıza gelmişiz şeyhim. Hele yola düşürüp kavuşturana şükür. Hoş gelmişsiniz. Can vermişsiniz fakirhanemize. Bu kâh senden düşmüştür. Yeminle aklımdan çıkıvermiş am. Sana vermem için çarşıda bir çocuk verdi ama... aklımdan çıkıvermiş işte. Dergâhınıza zarar vermek, isteyenler hakkında malumat edinmek, dahi gelecek zararlara engel olmak isterseniz, yarın kuşluk vaktinden sonra ırmak boyundaki mesafede seni bekleyeceğim. Gerçektir ki kandırmadım ben sizi. Yalvarırım hayır demeyin. Sevda nedir bilmez misiniz siz? Aşk ne bilmez misiniz? Zahide Hatun. Evli bir kadınsınız dahi demem. Namahremimsiniz. Aşka düşmek nedir bilmez misiniz siz? Bilmem. Bre namussuz! Bre iffetsiz! Dersiniz beyim. Kiminleydin? Yemin olsun yalan konuşmam beyim. Başımızın bahtı, panağımızın tahtı ettik. Bunu mu edersin bize? Bekçiniz var idi. Kadının bekçisi namusudur. Namusu olmayanın peşine değil bekçi, ordu taksan nafile. Kiminleydin dedim sana. Yalan derler. İftira, kara iftira. Bari edebinle geber, pişmanlık ver. Edebinle geber, namussuz kadın. (Gülüyor)
Türkistan'dan gelen dervişler. Şehit edem tanımazlar bile. Ya şimdi nereden gelenleri bekleriz? Nereden bilirim? Hele gelsinler, öğreniriz. İyi de neden gelirler? Tanışı bilen değildir Şehit edemin. Ziyaret ederler. Onların hepsi bilir Şehit edeni. Nereden bilirler? Öğrenirsin sen de vakti gelende. Pirimiz Ahmet Yesevi Ocağı'nın çerağıdır dergahımız. Ve bizimki değil ha. Ta Türkistan'dan Rumeli'ne kadar tüter ocaklarımız. İşte hepsi birbirine bağlıdır gönülden. Oradan tanış olurlar. Görmeseler dahi. Selamünaleyküm Derviş Efendi. Aleykümselam dostlar. Bunlar değildi. Asker bunlar. Nereden gelir, nereye gidersiniz? Ondan gelir, ona gideriz. Kavuşmak nasip ede o vakit. Ustad usul ile. Usulsüz usul olmaz. Hu şeyhim. İlla hu. Rumeli'den misafirlerimiz vardır şeyhim. Hu şeyhim. İlla hu. Hoş gelmişsin köle Yusuf'um. Estağfurullah. Karaman ailesinden Durdağ'ın oğlu Hüseyin. Himmetinize duacı şeyhim. Hizmetinizle inşallah. Konyalı Hacı Mesutoğlu Arslan Tekin. Himmetinize duacıyız şeyhim. Hizmetinizle inşallah. Niksar ahalisinden Haceloğlu Bekir. Himmetinize duacıyız şeyhim. Hizmetinizle inşallah. Antalya ahalisinden Hasan Alioğlu Ahmet. Himmetinize duacıyız şeyhim. Hizmetinizle inşallah. Efendim, Saltuk Baba'dan arzu hürmet getirdim. Hazretinize armağanları vardır. Sizin de ona armağanlarınız varmış. Gönderilerini teslim edip göndereceklerinizi teslim almaya gelmişiz. Hele hele Saltuk Baba. Erenler manasız iş görmezler. Bulgar diyarından Varna'dandır şeyhim. Baldır. Tatlı dille iş görün der bize Sarı Saltuk babamız. Hem de der ki bizim için masaldır derler. Efsanedir derler. Maharet bizde değil der. Ne demişler? Arı bal yapar, izah edemez. Lütuf buyurmuş pirimiz. Bunun manası da bize kala. Hoş gelmişsiniz. Gönendirmişsiniz fakirhanemizi canlar. Hele buyurun. Lokmamızı yiyiverelim evvela. Yoldan gelen yorulur.
Canlar, dün gün batanda Yesi'den bir ay doğmuş idi hanemize. Bugün de Rumeli'nden doğar o ay hanemize. Serverimiz Sarı Saltuk Hazretlerinin dervişanı ziyaretimize gelmişler. Bizleri gönendirmişlerdir. Şükürler ola Kadir Çalabım'a ki sağlığımızda Yesi'den parlayan ışığın şavkı Rumeli'mize yetişti. Serverimiz Saltuk Baba'nın elinde bize de bunu görmeyi nasip etti. Hele madem ki söz açıldı serverimiz Saltuk Baba Hazretlerinin maneviyatına bir zikir meclisi açalım. Destur evladım. La mabuda ve la maksuda ve la murada illa rızan ve nur cemali sen. Ya Hazreti Yahu. Diyelim bir ismike ya Hazreti Yahu. 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 Ahu. 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 Es-salatu ve-s-selamu aleyke ya seyyidena Misafirlerimiz ile biz ilgileniriz Yunus Efendi. Siz zahmet buyurmayınız. Vazife bizimdir. Misafirleri ağırlamak. Ne vakittir vazife ola ki pirdaş? Adem Efendi. Misafirlerimiz ile siz ilgilenir. Buyurasınız hele. Bu ne makam hırsıdır Yunus Efendi? Bize teklif edilen size teklif edilse. Korkarım imanınızı dahi verirsiniz. İmandan büyük ne lütuf ola ki size teklif edilir pirdaş? Siz güzel söz ile her vebali üzerinizden atarsınız mı sanırsınız Yunus Efendi? Vebal boynumuzda. Dergâhta ne işiniz vardır o vakit? Varın şiir yazın, şair olun. Hamdola, biz varacağımız yere varmışız pirdaş. Vardığımızda, varacağımızda şeyhimizin eşiğidir. Ancak Rabbim ayırmaya değil dileriz. Başkaca da bir dileğimiz yoktur. Kusurumuz var ise hal ile değil, söz ile açık seçik beyan edin pirdaş. Şairlik ile boş sözlerinizde hikmet aratmayın. Boş sözden şiir mi ola ki şairin sözü boş ola pirdaş?
Biz sözü allayıp pullamanın derdinde değiliz. Bir de açık seçik olmanın derdindeyiz. Hatamız var ise sigaya çekilelim. Hata var ise sigaya çekelim. Aciz olup yatanda, melekler girende, Rabbin kimdir diye soranda, ne eylerim Allah'ım? Götürüp kabre koyanda, yedi adım dönende, sorucular girende, ne eylerim Allah'ım? Rabbin kimdir deyip duranda, kara gündür o anda. Rabbin kimdir diyende, ne eylerim Allah'ım? Kul Hoca Ahmet, sen kul. Nefs elinde pişman. Mahşer günü olanda ne eylerim Allah'ım? Ocağımız piri, Türkistan Yesevi dergahından pirdaşımız İlyas Ata, dahi dervişleri konuğumuz olmuşlar, bizi onurlandırmışlar. Ocağımızdan yükselen ışığın garba vuran şavkı, Sarı Saltuk serverimizin halifesi Köle Yusuf'un dahi dervişleri fakirhanemize ay olmuş, ışımışlar. İçimizi gönendirmişlerdir. Ama vakti gelende yolcu yolunda gerek. Piri Türkistan diyarından gelen canlar, Rumeli diyarından gelen canlarla bir olur, Hazreti Saltuk Baba'nın hizmetlerine varırlar Rumeli memleketlerine. Köle Yusuf'um. Lebbeyk şeyhim. Saltuk Baba'mızın bizden istediği armağanları dahi hazır eylemişiz. Kendisinin bizden istediyseyiz, iç elinden Saru Hanım'dır. Verdik gitti.
Elimizi üstünüzden çekmeyin şeyin. Himmetiniz daim ola. Elimiz üstündedir. Hizmetin daim ola Saru Hanım. Dahi serverimizin bizden istediği demirci ustası dervişimiz Eyüp'tür. Emriniz başım üstündedir şeyhim. Himmetiniz daim ola. Hizmetiniz daim ola Eyüp canım. Ve dahi en nihayet Saltuk Gazi babamızın bizden istediği duvar ustası da derviş Ali Can'dır. Onu dahi verdik gitti. Himmetiniz daim ola sultanım. Hizmetiniz daim ola Ali Can. Haydi, yol varanın. Ne vakit çıkar şeyh dedem? Gelirim de. Gördüklerim hayal mi dersin ağam? Ta Rumeli diyarlarına mı gider Saruhan Amgil artık? Öyledir ya. Hayal değildir dersin. Hayaldir aslında. Hayalini kurmadığın memlekete gider misin? Birileri hayalini kurmuş ola ki birileri gitmiş ola. Saru Hanım. Gel hele Eyüp'üm. Yanaştır gül cemalin. İhtiyarın gözleri fersiz artık. Ya görür seni bir daha ya da görmez. Estağfurullah. Sade gözleri değil, aklı da fersizleşmiştir ihtiyarın. Bana tahtadan kılıç takar, oyuncak dersin. Estağfurullah. Ne demiş Sultanım Mevlana? Tut ki
miras kaldı Ali'den sana Zülfikar. Sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar? Hele gel beri Ali canım. Bir sövene değil, övene de dilsiz Ali canım. Taş konuşur, Ali canım dile gelmez. Ondan olsa gerek, taşın dilinden anlar. Hele sanatkar göre Rumeli diyarları Ali canım. Köprülerin dere aşağı, mescitlerin halka sığınak ola, çeşmelerin ab-ı hayat akıta. Ver bakalım İsmailcan. Fütühatınız mübarek ola. Rumeli'yi baştan sona gül kokusuna boyayın. Kılıcınız keskin, gönül gözünüz açık olsun. Vardığınız illerde zerreden küreye, karıncadan deveye, bütün mahlukata ve bilhassa insana şefkatle muamele edin. Sözünüz halınız olsun. Tebliğ hal iledir. Gönülden gönüle köprü iledir. Hiçbir yaradılanı ötekinden ayırmadan hizmet edin. Gittiğiniz yerlere aşk ile imar edin. Her ne iş görür iseniz insanlığa faydalı olsun. Derdimiz Allah'ın kelimesini gönüllere nakşetmek. Derdimiz toprak değil, cihanın bütün mülküne sahip olsan ne olur? Mühim olan bu cihanda bülbüller gibi hoş bir sada bırakmaktır. O sada tevhid kelimesinden başkası değildir. Resulullah'ın işaretiyle Rumeli İslam'ın rengine boyanacaktır. Zira Rumeli evliya, pirler doldu. Akıbet İslam burada kuvvet bula. Amin. Eğer ki yolunuz düşer ise dahi bu ihtiyar göçmemiş ise halını hatrını sorup bir tas çorbasını içmeye gelin. Ömür vefa etmez ise hakkınız helal edin. Bizden yana yoktur ama var ise vardan, yok ise yoktan helaldir. Hele Yusuf'um. Bu da pirimiz Yesevi'nin hikmetleridir. Bize armağan gelen nüshadan canlar çoğaltmışlardır. Biz dahi bu nüshayı Sarı Saltuk babamıza armağan etmek isteriz. İsteriz ki Yesevi ocağında tüten bu aşk ateşi cümle Rumeli'yi sara. Rumeli'nde dillerden dillere atamız Yesevi hikmetleri söylene dura. Thank you.
Haydi. Serverimiz Saltuk babamıza aşkı niyazlarımızı bildirin. Yesevi atamızın armağanlarıyla o Varna'dan Peç'e, Edirne'den Viyana'ya nur saçın o diyarlara. Suya seccade salın. İslam'ın sancağını semaya asın. Anlat hele Yunus'um. Ne cevap vardır bizde? Hangi sorunun cevabını gördün de ne sorarsın? Gece bir rüya gördüm şeyhim. Anlatıvermez isen nereden bilelim? Estağfurullah. Rüyamda ufku yok, ucu bucağı yok. Engin denizlerde sizinle yürür idik şeyhim. Kurtulduk mu bari Yunus'um? Vardık mı kurtuluş sahiline? Bindim şeyhin gemisine, çıktım derya kıyısına, gidem ulular ulusuna. Hu benim şahım, hu. Dedik mi Yunus'um? Yunus Efendi, ne demiş idik vakti zamanında? Bize deryaları geçen değil, deryalara dalan gerek. Dalıp da çıkan gerek. İşte üçüncü perdeyi de kaldırıverdin. Çok vakit önce demiş idik sana, geçiver bu levvame kapısını değil. Geçtin işte levvame faslından Yunus'um. Geçtin o celal tarlasından. Yol biter mi Yunus'um? İşte başka bir handasın. Burası nefsi mülhimedir. Zikrin hudur artık. Her ne fiildeysen, açık ya da gizli, hu zikri vaciptir diline. Aşığın dili gönlüdür Yunus'um. Kendi başına iken sesli. Ama zinhar halk arasındayken gizli çekmeli zikri. Halk içinde sevdiğini bağırana deli derler, veli olsa bile. Sen Karatay'da ulu hocalardan Arapça okudun Yunus'um. Ne demek ola ki bu mülhime? Ben bilmem. İlham kökünden türese gerek. Mülhime, ilhama açık. İyi ama nedir en nihayetinde bu? Hele bir tefekkür edelim. İlham akla değil, gönüle gelir Yunus'um. Unutma bunu. Belli Yunus. Bu yola akılla çıkılır, sonra akıldan çıkılır.
gönülle devam edilir. Bundan böyle akıl ile işin yok Yunus'um. Bundan böyle cümle işin gönül işi. Tuttuğun işi gönülden. Yediğin aşı gönülden. Ettiğin sözü zinhar gönülden. Attığın adımı, aldığın nefesi gönülden. Bundan sonra sana yar da, yara da gönül Yunus'um. Böyle deyende tuzakları yok mu nefsin? Şeytan dediğin binbir yüzlü bir hilekar. Hak yüzüne de bürünür elbet. Hakkı da, hakikati de taklit eder. Vay aslı ile taklidini ayırt edemeyenin haline. Şeytanı görür de Cebrail göründü sanır. Aman ha Yunus'um. Aldanma hak yüzlü şeytanlara. Gönül ruhtur Yunus'um. Beden hayvandır. Bu ikisi savaşır durur. Şu bir avuç topraktan, bir avuç sudan faniye hükmetmek için. Öyle bir savaş ki kafir ile inananların bitmez savaşı gibi. Mütemadiyen bir savaş içimizde, bizden habersiz. Belli bunu Yunus'um. Hayvan ilham almaz. İlham, insanın hayvandan farkıdır. Gönlünü pak eyleyen ilhama açar, hazırlar. Gönlün temizlemeyen sanki bir hayvan. Unutma Yunus'um. İlham güzelliktedir. Kötülükler ilham ile ilgili değil. Şeytan ilhamdan nasiplenemez. O sebepten yaptığı taklit ile kalır. Hakikat için ilham gerek. Unutma Yunus'um. İlham alan alemden ibret alır. İbret almayan aleme ibret olur. Burası nefsi mülhime Yunus'um. Bundan böyle alemin alemi ruh, halin aşktır. Gönlüne gelen mana marifettir. Aman unutmayasın Yunus'um. Nefsi mülhime azap ve kurtuluşun tam sınırıdır. En küçük gaflete düşen de bir de bakmışsın ki geldiğin yere düşmüşsün. Nefs ölmez Yunus'um. Uyur, aldanma. Ölmüş taklidi yapan şeytana kanma. Uyanık ol, diri ol. Gel bakalım hele Yunus'um. Yanaştır dizlerini dizlerime. Hele sağ kulağın bizde ola. Ola da mülhime esmanı telkin edelim. Ne dedim Yunus'um? Hu dediniz şeyim. Bundan kelli. Kelimeyi tevhidin peşine
ismi Celal ile birlikte hu esmasını ekleyesin. Var, şimdi bundan böyle hu zikrini dilinden düşürme. Düşürme ki kapıyı aça ev sahibi. Unutma Yunus'um, mülhime kapısından dönmek kolay, geçmek zor. Gel kızım. Dök bakalım. Yavaş. Şehit dede, Şehit dedem evde midir? Huzurdadır. Bir şey mi oldu? Huzura varayım o vakit. Dur, dur hele, dur. Nefesin kesilmiş. Neymiş bunca önemli olan? Söylesene İsmail. Ne oldu? Bir fenalık mı gördün, işittin? Zahide Hatun. Candaroğlu öldürmüştür Zahide Hatun'u. Sahide. Sahide. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İyi misiniz dayıcığım? Bu dergahın avlusundan tay sekse bizim başımız yarar. Mukadderatın önüne geçer bir güç mü ola ki dayı? Kader. Bizim kaderimiz bir başkasının tasarısı belki. Belki iplerimiz başkasının elinde kalsın yeğenim. Büyü vardır bu işte. Papaz büyüsü. Sultan Kılıç Arslan bile sarayında büyücü tutar bilmez miyiz? Yaradan'dan gayrı kudretli dayımız iplerin ucunu kimin eline verir ki? Ta en başından tasarladılar. O çiyanı benim konağıma tasarlayıp yolladılar yeğenim. Şeyhindir diye sanmayasın ki akça pakçadır. Konağıma yılan sokup bana boğazlattılar. Aklı hayale gelmez şeytan işi büyülerle kudretimizi, dahi idaremizi sarsmak istediler.
Yaranamazsın bunlara yeğenim. Canını dahi versen nazın bini bir akçe. Zora Yunus Efendi. Akil, belli. Zekasından, yeteneğinden şüphe yok ki. Bana sorsan Konya'da, Kuba'da, Bat'ta sultanımıza danişmentlik edecek akilliktedir. Ama ona o makamı bıraktıran da o. Büyü değil de nedir bu? Ta evvelinden tasarladılar. Sanma ki kaderdir yaşadığımız yeğenim. Bu koca miras yeğenim. Al. Hele kolay gele Yunus'um. Kırılacak odun kalmamıştır şeyhim. İyi o vakit. Bundan sonra senin vazifen dergahımızın odunculuğu ola Yunus'um. Al baltayı eline, çık aktağa, yüklen sırtına gel. Ki ocağımız tüte. Ne buyurursanız şeyhim. Yunus'um, ver şu baltayı elime. İnsan sanır ki can bir tek kendinde var. Sensin ya Rabbi. Günahlarını affeyle. Cennetine sal onu.
Destur şeyhim. Buyur Ali Kasım'ım. Üzülmeyesin Kasım'ım. Olmuş ile ölmüşe elden gelir hiçbir şey yok. Amenna şeyhim. Öyledir elbet ama. Biri zindanda, biri mezarda. Düşünürüm, düşünürüm. Keşke derim Kasım Efendi. Akrabandır bu bey en nihaye. Ne demeye şeyhimize düşmanlık etmesine müsaade ettin? Bellidir başına gelenlere nedir sebep? Bize düşman olana hak yar olsun. Görelim, dünyada berhüdar olsun. Hele akıbeti hayrola Kasım'ım. İkindi namazını mütakip defne olunacaktır şeyhim. Rahmet ola. Amin. Kasım'ım. Bundan böyle gelen giden konuklarımızın hizmetini Yunus Efendi görüversin. Bir kusurumuz mu görünmüştür şeyhimizin gözüne? Şeyhinin gözleri her şeyi görecek kadar görmez çoktandır Kasım'ım. Hemi görse bile inanmışız ki kusur görenindir. Thank you.
İstesin bizden yeğenimiz, dayı desin. Biz artık kendi postumuzu serip, kendi postumuzda ahaliyi irşad etmek isteriz. Desin hele yürü abam. Yaratılan karındaşın Candaroğlu Argun dünyaları serme mi ayağına? Desin ki ben kendi dergahımı açmak isterim. Bana vakfiye gerek, dükkan gerek, arazi gerek, vergiden muaf olmak gerek.
Selamünaleyküm. Ya Ebu Bekir Es-Sıddık. Seyyid Rahman. Selamünaleyküm. Ya Ömerül Faruk. Selamünaleyküm. Ya Osman Zinnurre'in. Seyyid İrem Muhammed. Selamünaleyküm. Ya Ali. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bura hakikat meydanı Yunus'um. Bu meydanda bir karıncanın fili kaldırıp yerlere çaldığını gördük. O vakit Hazreti Peygamber'in ümmeti isek, istikamette, niyette Hazreti Ali gibi olmak, onun yoluna gitmek. Madem ki cümlemiz Truku Ali'yiz, yolumuz ona varmalı. Tane taneye, tane imameye Yunus'um. Unutma Yunus, Hazreti Ali'ye çıkmayan bütün yollar çıkmazlarda biter. Yolumuz yol ola, Hazreti Ali Efendimiz'e vara Yunus'um. Hadi bakalım. Yollanırız. Bir yerimize dokunur, keser diye mi korkarsın ağam? Ondan da korkarım elbet. Başka ne demeye bağlarsın baltanın ağzını ya? Biz kuru ağacı yakacak yaparız. Dirileri ürkmesin diye öyle münasip gördü şeyhimiz. Ağacın da baltadan korktuğunu ilk kez işitmişim ha. Ağaç baltadan korkmaz ama balta sahibi ağacı ürkütmekten korkar. İmdi oldu işte. O sebepten yaş kesmeyiz. Kesmeyiz elbet. Gök ekin biçilir mi? Kadar bir şeydin böyle akça pakça. İlkin Yunus Efendi'nin elinde gören de seni kanrevan içinde. Yüreğim yerinden oynadıydı. Yaradan diler de
seni o zalim kurdun ağzından kurtarıp bir merhametli kulunun ellerine bırakıvermez mi? Sanma ki tesadüftür Yunus Efendi'ye rastlaman o dağ başında yaralı canavlı ile. Yemeğin biten de o vakit. Varıverirsin fakirhaneye. Kasım Efendi. Ben de çarşıdan gelirdim. Müsaadenizle. Siz niye taşırsınız? Ben taşırdım. Yok. Sağ olasınız Kasım Efendi. Bacım Sultan. Nasıl denir ki? Helal dairesinde dahi sünnettir. Öyle olmayaydı Peygamber Efendimiz hem evlenir hem evliliği tavsiye eder miydi? Siz neler söylersiniz Kasım Efendi? İşittiklerim ben sizi bir büyüğüm, abim görürüm. Bu sözleri... Bundan böyle gelen giden konuklarımızın hizmetini Yunus Efendi görüversin. Bir kusurumuz mu görünmüştür şeyhimizin gözüne? Şeyhinin gözleri her şeyi görecek kadar görmez çoktandır Kasım'ı. Hem görse bile inanmışız ki kusur görenimdir. Saruhan ile Eyüp'ten haber gelmiş şeyhimize. Kim getirmiş? Onu mu soraydı? Özledik pirdaşları. Aylar oldu, yüzlerini unuttuk neredeyse. Alican'dan da haber var elbet. Varna'daymış. Varna dedikleri nerede ola ki pirdaş? Bulgar diyarı derler. Rum elinde işte. Hepsi iyilermiş çok şükür. Saru Saltuk pirimizin hizmetindelermiş. Alican iki köprü kurmuş derler. Maşallah. Hristiyan ahali dahi dua ederlermiş bizimkilerin ettikleri hizmetleri gören de. Çok şükür. Ağam. Kasım Efendi. Var ise bizden yana geçmiş bir hakkımız. Helal ola. Helal olsun Kasım Efendi ama... Allah'a emanet olun.
Destur şey. Buyurasın Adem'im. Kasım Efendi şeyim. Toparlanmış. Ayrılır gider dergâhtan. Biz bu kapının sahibi değil, bekçisiyiz Adem'im. Gelene hoş geldin, gidene hoş gittin. Gelenin yeri hazır, gidenin yolu.